Evet, selam arkadaşlar. 15 Aralık 2021 Kore yapımı notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berserk'ün şöyle bir kostümüyle karşılaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu zaten geleceğini biliyoruz. Bizi bir hafta sonra gelecek. Onunca gelecek kostüm sırasında şurada hemen göstereyim. 22'sine tüm çarları, 29'sine Guardian, 5'ine son donanım Şükürler'in Nova'ya, 12'sine Cadı'ya kostüm geliyor arkadaşlar. Unutmayın, bu tarihlerin hepsi bir hafta ekleyerek bize gelme tarihleri. Öyle misiniz? Tamer'ın da şu kostüm var biliyorsunuz. Bu kostüm, eldiven ve ayakkabı ayrılmada sıradaki ilerleme. Bu kostümümüz varsa hafta, yani Heyder deponuza bakmayı unutmayın. Pardon. Haftaya olması 2 hafta sonra da olabilir. Evet, yaman notları. Yukarıda rebootlar olduğu için o kısmı geçiyorum. Gördüğünüz üzere şu an sitenin şu kısmındayım. Sadece burası kalan diğer şey. Şuranın hepsi rebootlar. Oraları hızlıca sadece tiplerini gösterip geçeceğim. Yüz tiplerini. Onun dışında rebootları bize yaman notlarına gelince anlatacağım. J'nin açıklaması, J'nin çekicindeki açıklama değiştirdi. Bunu zaten bize de geldiği için geçiyoruz. Şu Tamer kostüm ayırmasından bahsediyor. Önemli değil. Noel kostümün Nova ve Sage gelmesiyle ilgili açıklama düzeltimi aynıları bize geldi. O yüzden geçtim. İçerikler. Marnie'nin tek bir yakıtıyla itemleri kopyalama özelliği geldi. Birazdan etkinlikler sayfasını göstereceğim. Çünkü bu da büyük ihtimal bizi bir hafta sonra gelecek. Igor Bartali artık yar oynayabiliyor arkadaşlar. Artık Igor Bartali'ye karşı yar mini oyunu oynayabileceksiniz. Aslında varsa tek solo of the kızlar. Masa sen ne olamaz? Nasıl yer? Ha tamam, şey. Hiç bilmeyenler Igor Bartali'yi kendini geliştirebilir. Ya İslim Bartali acımaz ama Igor Bartali daha böyle oyuna yeni başladığı için çöp gibi oynuyor diyor. Canan atraksiyondaki bu %100 drop olayı bize de geldi. Şu uzaktan kurumla ilgili düzeltmeler yapıldı. Bu düzeltmeyi okumuyorum çünkü zaten bunlar bize direkt bu hafta birlikte geldi bu hepsi. Buradaki fikslerin hepsi. Ama hala bug olursa, işte yüksek yerlerde kurulum olsa ya da aynı anda iki kişi kurulum yaparsa bug olsa, şunları bunları yapın şeklinde buraya da açıklamayı düzeltmişler arkadaşlar. Binek. T8 bineği. Efendim after ne? What? Anlamadım. T8 dişi atı kaydettikten sonra bir şeyle etkileşim kurmakla ilgili bir şey gelmiş. Çok ilginç. Evet. Sonunda pet becerileri gelmeye ilgili bir arayüz eklenmesi oldu. Şöyle bir arayüz menüsü var. Artık bu arayüz menüsünden petleri çiftleştirirken hangi becerilerin gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu burada açıklanmış. Biraz garip bir açıklama ve Korece olduğu için çeviremeyeceğim ama gördüğünüz üzere oranlar burada yazıyor. Bunu daha net ayarlayabilirsiniz artık. Umarım T5 de en yakın zamanda gelir. Onun dışında ESC'deki şu şey kısmı değiştirildi arkadaşlar. Çıkma menüsü bizde daha değişmedi. Gördüğünüz üzere bu bir hafta sonra bize rebootların geçişiyle böyle olacak. Global zaten geldi. Sezon pasosunda yer butonu eklenmiş galiba. Aynen. Hedefleri daha rahat takip edeceğiz. Bir şey eklenmiş. Sistem performans optimizasyonu yapılmış. Logları silmişler. Parti yüzünde performans optimizasyonu yapılıyormuş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şu çarları, görünüş şeyleri, resim değişti. Bizde de geldi zaten. Bu da geldi. Bu PC benefit bizde internet kafe şey olmadığı için yok. Bu da Safari. iOS'tan Safari üzerine bağlanırken login çalışmıyormuş, o düzeltilmiş. O aşağı bug fixler dönüm bug fix var mı? Hemen bakalım. Aynıları bize geldi. Aynıları bize geldi. Aynen. Aynen. Tut. Aynen. Tamam, bunların hepsi bize de geldi gördüğüm kadarıyla. Gelmeyenler de çok önemli şeylerdi. İşte 100 level'a çıktığında 50 şey. Bu zaten bize geldi. İşte şu geldi. Bunların çoğu geldi. Tamam, önemli bir şey yok. Ha bir de buraya şey yapmışlar. Çok uzun zaman önce oyunu bırakan maceracılar. Biliyoruz bugünkü reboot'la siz de heyecanınız. Okumak istiyorsanız siz yokken oyuna büyük ihtimal şu içerikler geldi, haberiniz olsun diye bunlarla ilgili şöyle GM notlarını koymuşlar. Çok güzel bir düşünce. Umarım bize de yaparlar. Mesela siz uzun süre bırakmış oyuncusunuz, geri dönüyorsunuz. Kardeşim bak, şu zaman yar geldi. Pen garanti boss ekipmanı geldi. Gelişim pasosu geldi. Valencia avcılığı ile ilgili değişim şey, Valencia Grand'i ile ilgili değişimler geldi. Ornette'nin küçük şey parçaları geldi. Yapılabiliyor. Artı basma arayüz değişti. Kafras vesaire. Pen garanti takım muhabbeti geldi. Nasi ekipman geldi. Elve geldi. Böyle kısa bir özet şeyi var. Çok güzel olmuş. Umarım bu bizim reboot'un geldiği haftada konu. Çünkü insanlar abine gel dediğinde, kardeşim şu yama notuna gidiyorsun, en aşağı bakıyorsun diyebilirim artık.
Evet, şimdi gelelim rebootlanmış karakterin yüzlerine. Sadece yüzlerini gösterecekçem çünkü gördüğünüz sayfa yüklenmekte bile sorun yaşıyor çok uzun olduğu için. Yeni yüzler arkadaşlar. Ekranın şeyi, sezon başladı, önemli değil. Bu arayüz zaten söylemiştik. Bu Naru'yu tuvala çevirme arayüzü, çok önemli değil. Onun dışında pek farklı bir şey görmedim. Bildiğim kadarıyla her şey aynı. Önceki sezon Plus'la her şeyi getirmişler. Görmediğim bir şey yok. Kronometre özel olarak bakmadım ama büyük ihtimal vardır buralarda bir yerde diye tahmin ediyorum. Yoksa zaten birazdan bakalım. Bak, garanti pena atma taşı bile duruyor. Onun dışında görmediğim bir şey var mı? Kesme görevleri duruyor şurada çıkan. Demon dışında bir şey yok galiba. Okey. Şimdi 62 level pasifi değişti. Bu special attack %1 şey geldi. O düzeltildi. Şu CC şeyleriyle ilgili değişimler geldi. Maksimum uygulanabilecek bir debuff ve CC resistance'ları ilgili değişimler. Bunu zaten global lab yama notları vaktinde anlatmış. O yüzden tekrar üstünden geçmiyor. Zaten bir hafta sonra bize geldi. Daha net anlarsınız. Burada da işte süper armor şey olunca bile olsun. Forward card yok olunca böyle olur. İşte grabler şöyle süper armor oluyor vesaire, detaylar var. Onları dediğim gibi bizim geldiğine bakacağız. Gelin karakter yüzlerine. Warrior arkadaşlar. Böyle bir genç Kore K-pop sanatçısına benziyor. Gerçi çoğu karakter K-pop sanatçısına benziyor. Ranger gayet tatlı bir elfa dönüşmüş. Videoyu durup bakabilirsiniz. Hızlı geçeceğim çünkü. Sahire. Sinsi bir sahire benzemiş. Berserk. Şöyle şu kesik özellikle çok güzel olmuş. Gözleri falan, saç tarzı çok sevdim Berserk'ün bu halini. Önceki Berserk'e kıyasla gerçekten çok iyi olmuş. Onun dışında Tamer. Tamer'ın yüzü biraz daha böyle değişmiş. Önceki yüzünden daha iyi olduğu kesin ama ne kadar iyi o tartışılır. Musa. Musa'nın yeni yüzü. Şöyle. Maeva. Maeva'nın yüzü çok tatlı ve çok temiz olmuş. Çok sevdim ben. Oğlum zaten bu tiplerin çoğu ya K-pop sanatçısı ya E-girl'e benzeyecek tabii ki. Valkyrie böyle olmuş. Valkyrie'nin ben saç rengi hariç sevdim bu arada ama şu saç rengi daha net bir kırmızı olmalıydı bence. Ya da sarı. Altın sarısı falan bence. Kunoichi. Kunoichi'nin yüzü böyle oldu. Ninja'nın yüzü değişmişti ya, onu koymamışlar mı? Ya da değişmedi mi Ninja? Ha dur, pardon, aşağıdaydı o, sorry. Aynen. Ninja'nın suratı böyle. Tam bir Edgelord Ninja karakteri olmamış mı? Bir animeden fırlamış bu arada. Ve animeden fırlamış. Tavernada köşede oturan sinsi sinsi. Her şeyi izleyen bir Edgelord'a benzemiş. Wizard. Genç bir büyücü arkadaşımız olmuş. DK. DK'nın yeni yüzü şöyle. Ama yani yüzünün çoğunu kapatan şöyle bir tip de keşke göstermeselermiş. Bari maskeyi çıkarsalarmış. Çünkü yüzün yani zaten 5'te 1'ini şu kapatıyor. Bence daha net gözükmesi için orada maske gizlenmeliydi ama neyse. Striker şöyle genç bir dövüşçüye dönüşmüş. Mystic şöyle bir ablamız oldu. Biraz böyle dövüşçü ruhlu, biraz daha böyle keskin bakışlı olan bir ablaya dönüşmüş. Lan şöyle bir bakışı var. Çok kötü değil ama eskisi de çok kötü değilken yani bilmiyorum. Çok küçük bir ilerlemiş. Ben pek şahsen sevmedim. Archer şöyle bir yüz tipi var. Onun için Guardian'a gelmemişti. Shay'ı. Shay'ı bir yüz tipi değişimi olmadı. Orada bu skill'lerde anlatıyor. Onun için Guardian, Hashashin, Nova, Sage ve Corsair'ı herhangi bir yüz tipi değişimi. Cadıyı gerçekten yok bu arada. Ben mi atladım? Evet, cadıyı atlamışım. Pardon. Cadının yüz tipi de böyle. Yani Witcher'daki ablamıza benzemiş birazcık. Witcher 3'teki hatırlamışsınız beyaz saçlı olan ama bu biraz daha böyle şey bakıyor. Gözleri biraz aşırı büyük olmuş. Çukurları biraz içeri şey olmuş. Fena değil ama daha iyi olabilirdi bence. Ama çok azıcık bir değişimle çok daha güzel olabilir bence. Ama kötü değil. Orijinal halinden daha iyi olduğu kesin. Orijinal hali gerçekten çok kötü cadın. Ben sevmiyordum orijinal tipini. Onun dışında atladığım galiba yok değil mi? Hemen bakayım, atladığım galiba yoktu. Warrior, Ranger, Sorcerer. Aynen aynen gösterdim. Aynen galiba atladığım kalmadı. Aynen.
Dark Knight'ta kapatalım halde. Evet, yeni yüz tipleri böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Şimdi gelme ihtimali olan ama kesin olmayan etkinliklere gelelim. Pardon, önce gelme ihtimali kesin olan etkinliklere gelelim. Bu arkadaşlar biliyorsunuz şölen de bahsetmişlerdi. Rebootların gidişiyle 1 maniye tüm ciğerinizi aktarabiliriz. Yani 10 milyon verip tüm çarınızı kopyalayabileceğiniz bir sistem gelecek diye. O sistem geldi arkadaşlar Kore'ye. Bize de bir hafta sonra geleceğini, evinin bir hafta sonra yani 22'sinde rebootların gelişiyle beraber, unutmayın ama 15'ine başlıyor, 12'sine kadar sürüyor. Yani 1 ay sürecek bir etkinlik. Yani bizde 22'sine başlarsa bir sonraki ayın 19'una ya da 26'sına kadar gideceğini unutmayın. Galiba 19'u daha doğru bir tarih oluyor. Bir yakıta tüm gearınızı aktarabiliyorsunuz, unutmayın. Hepsinin full tamirli olması gerektiğini hatırlatırım. O yüzden bu ara piyasa niye hafızaların uçtu derseniz, hem artı basanlar hem de bu bir yakıt olayını hazırlananlar yüzünden haberiniz olsun. Eğer tamirli değilse eşyanız kopyalayamayacağınızı hatırlatırım. O yüzden hafızanıza iyi bakın. Eğer ihtiyacınız yoksa da satmayın arkadaşlar. Bir yakıt etmeyin çünkü %100 geleceğine eminim. Onun dışında şu %50 olayı geldi. Heh. Şimdi gelme ihtimali olan ama kesin olmayan içeriklere gelelim. Bunun kesin olmayan etkinlikler. Şöyle bir etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinlik süresince Heidel'de şu Suyuta'yı ziyaret edip şey yapabiliyorsunuz. Şu meyve sepeti verip Kron 5 tane verip şu 10 tane verip Chubby 20 verip kostüm 20 verip 15 günlük değerli ya da 35 verip klasik kostüm ve silah kutusu alabiliyorsunuz. Hem silah hem kostüm olması biraz ilginç. Silah dediği ana silahtır diye tahmin ediyorum. Bunu da gördüğünüzde Y'den alıyorsunuz 16'sına. 19'a kadar geçer, dediğim gibi bu kesin gelme ihtimali olan bir şey değil. Bir de şöyle bir ağaç var arkadaşlar. Bu ağaç olayı gelirse ağaca gidip R basıyorsunuz. R topladığınızda 2 tane meyve verip R'ye bir de 7 tane meyve alıyorsunuz. Haftalık bir görev bu, gayet temiz. Onun dışında bir de R yaparken bu meyveye şanslıysanız Goblin çıkıp Goblin'den de bir kron taşı alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu aşağıdaki etkinlik bize gelemez çünkü bizde Kakao Talk Plus vesaire olayı yok. O yüzden o gelemez. Bu gelme ihtimali olan diğer bir etkinlik. Kore'de %700 uptime ve %70 skill XP buff'ı geldi. O gelebilir, gelmeyebilir. Ama %50 drop gelmişken şunların gelmemesi bence gelmeyeceğini gösterirse ama belli olmaz. Bir hafta sonra bir anda gelebilirdi. Konuşa SP kasmak isteyenler için reboot'ta şöyle bir etkinimiz var biliyorsunuz. Konuşuyorsunuz %300 skill XP kasma şey geliyor. Ve unutmayın, tekrar dediğim gibi bu hafta bitiyor bu hot time şeyi. Kalfiyon şölenin hot time'ı. O bitip yanına bir de bu da başlayabilir. Yani gene %50 drop ihtimali devam edebilir. Onu unutmayın. Ben gelmeyeceğini düşünüyorum ama belli de olmaz. Ben teorimi söyleyeyim. Konuşa bu da gelme ihtimali düşük olan bir etkinlik. GM Silver diye bir NPC konu biliyorsunuz Velia'da. Ona gidip bir kod yazıyorsunuz. Ünlem kod da var. Kron alıyordunuz. O etkinlikten sonra silinmesi yerine kalırsa eğer 180 dakikalık şöyle bir buff alabiliyorsunuz. Ne yazık ki Korece olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimal enerjiyle ve işte bilmem ne XP, bilmem ne SP, bilmem ne drop rate falan filandır. %10, %10, %10 gibi duruyor. Onun dışında bilmiyorum. Onun dışında gelme ihtimali düşük olan ama gelirse tüm piyasanın içinden geçebilecek bir etkinlik daha. Ve tabii ki pasta değil arkadaşlar. Pasta Combat XP, Life XP, Skill XP kasmak için güzel. Tabii özellikle Life XP için çok iyi. Ama asıl etkinlik değil. Eğer şu etkinlik gelirse Mena'daki tüm Kafras piyasası içine geçecek. Şu an gördüğünüz üzere bizim pazarda Kafras sürekli olan bir şey. Yaklaşık 2-7 civarı satılıyor. Aptal enayi insanlar minimumdan sattığı için ya da uğraştığı için beklemek yerine ya da kendileri kullanmak yerine. Ki yani binlerce biriktirip depolayıp sonra satmak daha karken niye böyle yapıyor bilmiyorum ama neyse. Bir gün değerini alacaklar herhalde. Onun dışında bu etkinliğimize gelirsek bu arkadaşlar. Etkinlik boyunca Garmus 8 kez daha fazla çıkacak normal çıktığından. Gördüğünüz üzere şurada 7. şeyden dolayı 20-30'da, 23-15'de, 18'inde, 10, 12, 14, 17'de, 19'unda 00-15, 12-00 ve 18-00'da toplam 8 kez çıkacak şurada ekstra. Ve çıktığında normal Garmot atma ihtimalinin yanında bir de garanti 50 Kafras atacak arkadaşlar. Hayır, bize geldi değil, o etkinlikten ayrı, siz dinlemiyorsunuz beni. 8 kez daha fazla çıkacak. Biz o etkinlikte 2 kez çıktı arkadaşlar ekstra. Ve 50 Kafras garanti atacak %100 oranla. Yani 8 çarpı 50'den garanti 400 Kafras demek oluyor bu etkinlik eğer gelirse. Bir de onun dışında zaten kendi atabileceği Garmotlar ve Kafras bundle'ları söylemiyorum bile. Yani
Hani gelir mi gelmez mi bilmem. Ben size anlatayım. Gelecekmiş gibi davranmayın ama gelme ihtimali olduğunu da bilin. Onun dışında 16'sı ve 18 arasında şöyle etkinlikler var. 24 saat boyunca şu tarihte, pardon, şu tarihten başlayarak şu tarihten başlayarak şunları alabiliyorsunuz. Bize benzeri geldi ama aynısı değil. Belki bu bir daha gelebilir arkadaşlar. Şakatu işte şunlar ve şunları alabilirsiniz. Tercih şeklinde değil. Hepsini veriyor. Gayet güzel bir etkinlik. Bu da gelirse güzel güzel küçük küçük şunları açıp birazcık kâr edebiliriz belki. Belki atla deniz şuradan. Şakatu gelir bir şey çıkar ya da şuradan bir şey çıkar. Tabii ki şaka, tabii ki hapsa çıkacak bu arada. Kimi kandırıyorsun? Neyse arkadaşlar, Kore notlarımız böyle dediğim gibi bizim yama notlarından daha dolu bir yama olacağını söylemiştim. Özellikle bu gelme potansiyeli etkinliklerden dolayı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.